Merhaba. Bugün size çok güzel üründen bahsedeceğim. Benim güzel kullandığım ve çok da memnun kaldığım bir ürün. Arkadaşlar, bunlar katranlarımız. Bu ardıç katranı, bu ise sedir katranı. Tarihimiz boyunca ecdadımız bu güzel ürünü o kadar çok kullanmış ki her türlü şifasından faydalanmış. Gelişen teknoloji, bunlara gericilik denmiş, otacılık denmiş, koca karı ilaçları denmiş, denmiş de denmiş. Bizi özümüzden, bizi doğamızdan, bizi biz yapan birçok değerlerden maalesef almışlar götürmüşler. Bu daha iyi dedikleri her üründe maalesef kimyasal olmuş. Çiftçilerimiz kızmış, ekerken kızarak ekmişler, biçerken kızarak biçmişler. Hepsi maalesef şu an zehir hükmü olmuş. Değerli arkadaşlar, size ardıç katranı ve sedir katranı tanıtmak istiyorum. Bu güzel ürün, özellikle sedir katranı, sadece Toroslarda yetişiyor değerli arkadaşlar. Torosların bir bölümünden toplanarak elde edilen, insan tüketimine de uygun bir katran. Bu ise ardıç katranı ülkemizin her yerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Arkadaşlar, ben tadlarına bakacağım. Şöyle bir tadına bakıyorum. Şu an tattığım sedir katranı değerli arkadaşlar. İnanın, ağzımda çam reçinesi gibi bir tat bıraktı. Samimi söylüyorum, gözlerim doluyor. Bunu ne zaman tatsam her defasında gözlerim doluyor değerli arkadaşlar. Çünkü bu güzel nimetlerden bizleri uzak tutmuşlar. Hani böyle bazen hastalanacağınızı hissedersiniz. Boğazınızda bir ağrı olur. Ya sanki hasta olacağım. Şu aralığımda bir tahriş var. Şundan küçük bir parça almanız. Hani az önce parmağımın ucu kadar değdirdim ya. O kadar tatsanız inanın ertesi gün nasıl zinde kalkacaksınız? Bağırsak hastalıkları, mide hastalıkları. Ben böyle Allah göstermesin, bütün kardeşlerimize Allah şifa versin. Kanseri pek kullanmak istemem ama kanser hastalığında o kadar değerli bir ürün ki değerli arkadaşlar. Şu an bu güzel kokuyu etrafımızdan arılar da geldi. Değerli arkadaşlar, bu sedir katranını ben mümkün oldukça her gün o kadar alıyorum. Ağız yaraları, uçuk yaraları, beraberinde harici vücudumuza nerelerimize ne yaralarımız varsa onlara sürebiliyoruz. Bu da sedir katranı. Biraz daha koyu bir kıvam. Aynen. Diyelim ki yara mı var? Buralara sürebiliyoruz. Ve yaranın nasıl geçtiğini göreceksiniz. Ecdadımız önceden bunu hem insan sağlığında hem de çok değer verdiği hayvanlarının sağlığında, atlara özellikle yara olduğu zaman, ineklere, binek hayvanlarına yara olduğu zaman harici olarak kullanabiliyor. Fakat sedir katranı ise hem harici kullanılabiliyor hem dahili kullanılabiliyor. Yani tadabiliyoruz, yiyebiliyoruz. Ardıç katranı da tadabiliyoruz. Ardıç katranı da tadına bakalım. Evet, aroması biraz daha hafif. Sedir katranı inanın böyle hani burnumdan bir duman çıkar derler ya, o hissi verdi bana. Arkadaşlar, hastaysak şifamızı arayacağız. Bunlar çok güzel ürünler. Her yerden bulabilirsiniz bu ürünleri. Özellikle ardıç katranı birçok yerde bulabilirsiniz. Sedir katranı maalesef pek bulunamıyor. Biz birkaç üretici arkadaşla irtibata geçtik. Onlardan kendim kullanıyorum. Ve aynı zamanda sonergüner.net sitemizde de satıyoruz. Ama siz de her yerden alabilirsiniz. Özellikle ardıç katranını rahatlıkla bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, biz bu ürünü aynı zamanda normal, doğal, organik arıcılıkta da varroa mücadelesinde de kullanıyoruz. Bundan sonraki videomuzda da bunu sizlere katran ile varroa mücadelesini göstereceğiz. Aynı zamanda bu ürünü boş kovanlara koyup ya da ağaçlara sürüp oğul mevsiminde oraya oğul geldiğinde iddia eden birçok arıcı arkadaşımız var. Onlar için de yine aynı şekilde deneyebilirsiniz. Arkadaşlar, özümüzden kopmayalım. Bunlar bizim ecdadımızın ilaçları. Ecdadımız bunları katranın kökünü, sedirin, ardıçın kökünü, kök kısmı, odun kısmını alıp teneke gibi bir kutuya koyup alttan da bir kap yerleştirip gömüp etrafında ateş yakarak kendi buharının özütüyle damıtarak elde edilen harika bir ürün. Yani Rabbimin insanoğluna verdiği fakat önceden çok her evde olan bu ürün bizi unutturmuşlar arkadaşlar. Samimiyetime inanın, her defasında ne kadar tattığım zaman hep duygulanıyorum. Hep üzülüyorum. Bize nasıl da bunları unutturdular. Bize nasıl da şimdi olur olmaz şeyleri ilaç diye yutturuyorlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.